Kemalettin Sami Paşa Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir dernek olmak üzere, 4 kahvehane ile bir dönerci olmak üzere 5 iş yerinde hırsızlık olayı yaşandı. Hırsızlık olayına karışan şahıs veya şahıslar kapıları açtıkları tornavidaları da iş yerlerinde unuttular. Edinilen bilgilere göre pazartesiyi salıya bağlayan gece saatlerinde Kemalettin Sami Paşa Caddesi üzerinde bulunan 5 iş yerinde hırsızlık meydana geldi. Sabah iş yerlerine gelen esnaflar kapılarının zorla açıldığını fark edince hırsızlık olayının şokunu uzun süre atamadılar. Cemal Ergin'e ait kahvehanenin üst camından girdiği bildirilen şahıslar, dükkan içinde kasada bulunan bozuk paraları alıp iç yerinde bırakılan kapı anahtarı ile kapıyı açarak çıktıkları öğrenildi. 4 kahvehane ile bir dönercide yaşanan hırsızlık olaylarında kapıları zorlanarak açılan hırsızların kasadaki bozuk paralar alıp kaçarken iş yerinde suç aletlerini bıraktıkları gözlendi. Kov zaten dinleriz biz çıkarız. Cemal Erkin, Gürsel Özcan, Sener Acar'a ait kahvehane, Mahmut Demirci'nin işlettiği Posoflar Kürtü ve Yardımlaşma Derneği'nin kahvehanesi ve Enes'e ait dönerci iş yerinde hırsızlık olduğu ortaya çıktı. Seri hırsızlık olayında 1000 liranın üzerinde bozuk para ile cep telefonu çalındığı bildirildi. Hırsızlık olayı mağduru iş yeri sahibi Gürsoy Özcan olayla ilgili şunlar söyledi. Komşular önünde kahvemizi kapattıktan sonra sabahleyin önümüzü kahveyi açtığımda temizlik yaparken burada kapının kırıldığını, zorlamayla açıldığını tespit etmişler. Polis zaten bize haber verdi. Biz de geldik, dikkat ettik. Araştırdığımızda yan kahve, Kutlar Derneği'ne ve burada bulunan Fotoğraf Kıraathanesi'ne. Artı son olarak bizim tespitlerimizde Sevinç Döner var. Enes'e ait olan. Oranın da zorlamayla girildiği tespit edildi. Olay yeri inceleme çağırdık, polis çağırdık. Polis inceleme yapıyoruz. Kimler tarafından yapıldığını bilmiyoruz ama bunların bulunmasını istiyoruz. Bununla alakalı emniyetin gerekli özveriyi göstermesini rica ediyoruz. Neler? Bizde para olarak sahiden para çıkmış ama diğer araştırdığımız şeylerde bozuk paralar. Köşedeki Posol Kıraathanesi'nden antika tespihler vardı. Onların çıktığı çalındığını tespit ettik. Yine para olarak çalındığını tespit ettik. Dönerciden telefon ve para çalındığını tespit ettik. Buradaki yan tarafta Mahkeme Kıraathanesi'nden yine paranın çalındığını tespit ettik. Fotoğraflarından yine paranın çalındığını tespit ettik. Daha önce birkaç defa olmuş ama bu kadar geniş çaplı bir hırsızlık olmamıştı. Sadece bir iş yerine girilmişti. Yan taraftaki berbere girmişlerdi ama şimdi geniş çaplı bir hırsızlık var. Belki daha fazladır. Bizim tespit ettiğimiz sayı şu an 5. Daha ne kadardır bilmiyoruz.